Sevgili seyirciler, hakikaten peygamberler ve onların yolunda bulunan kimseler, onların ashabı, hakkı ve gerçeği görerek bu dünyanın geçici olduğunu, fani olduğunu, buranın bir dar-ı imtihan olduğunu, buranın bir sınav yeri olduğunu anlayan kimseler, gerçekten insanlara karşı fevkalade muazzam bir sevgi ve muhabbetle, toleransla yaklaşmışlardır. Onlara karşı onlardan gördükleri hakaret ve aşağılamalara rağmen, onlardan gördükleri hatta eziyetlere rağmen daima onların gerçeği bulması için dil dökmüşler. Onlar adeta ellerinden gelen imkanları son haddine kadar kullanmanın yollarını aramışlardır. Ne büyük fedakarlık değil mi? İnsan sevgisi diyoruz. İnsanlara karşı duyulması icap eden muhabbetten bahsediyoruz. Ya insana değer vermek diyoruz. İşte aslında insana gerçek manada değer verenler, insanın kadrini, kıymetini takdir edenler aslında peygamberlerdir ve onların yolunda bulunan kimselerdir. Onlar tatlı tatlı, fevkalade, cazip, son derece ılımlı, son derece yumuşak bir üslupla o etraflarından azgınca kendilerine saldıran insanlara tebessümle, gülücüklerle cevap vermişler. Onları tatmin etmek, ikna etmek, onları inandırabilmek için nelere katlanmışlar. Ya onlardan herhangi bir maddi menfaat de beklememişler. Yani bugünkü maddeci insanların pragmatist düşüncelerle efendim menfaat sağlamak için beşeri ilişkilerde insancıl davranmak gerekir. İnsan haysiyetini rencide etmeyecek sözler söylemek lazımdır. Ticari münasebetlerin başarıya ulaşması, istenilen sonucu vermesi için şöyle şöyle hareket etmek gerekir şeklindeki felsefelerin altında aslında bir menfaat yatıyor. Ama peygamberler bunu tamamen hasbi yapmışlardır. Hiçbir menfaat beklemeden harisan livecilla sırf Allah için yapmışlardır. İşte bundan dolayı onlar büyük mücadeleler vermişler ama insanlar bu mücadelenin manasını, mahiyetini, inceliğini anlayamamışlardır. Anlayan bahtiyar olmuş işte. Habibi Neccar Hazretleri gibi senelerce hastalık çekmiş bir insan. Bu hastalığından cüzam hastalığına yakalanmış. Bu hastalığından kurtulabilmek için odasına koyduğu putlara 70 sene kendisinin ibadet perestiş ettiği söyleniyor, tapındığı söyleniyor. Ama sonunda bu Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlerin yanına gelmiş, onlara durumu arz etmiş, böyle böyle demiş, onlara iman edeceğini söylemiş, sen bize iman edecek olursan Cenab-ı Hak seni bu derdinden kurtarır demiş. Ve onlar da dua etmişler, hakikaten Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle şifayab olmuş, kurtulmuş. Ondan sonra da işte o insanların da kendisi gibi imana gelmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. Öldükten sonra da ah keşke bu insanlar da gerçeği anlasalardı da onlar da hakkı görselerdi de benim kavuştuğum nimetlere onlar da kavuşsaydı diye düşünmüşlerdir. Bakın burada bir bencillik yok, hodgamlık yok değil mi? Namaz kılarken aslında bütün insanlara da dua ediyoruz. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Ya tahiyyata oturduğumuz zaman Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin diyoruz. Ya Cenab-ı Hakk'ın selameti, Allah-u Teala'nın lütfu, bereketi, esenliği, Cenab-ı Hakk'ın her türlü kötülükten bizi güvenlik içinde bulundurması bize ve Allah'ın salih, daima faydalı, güzel, iyi işler yapan kulları üzerine olsun diyoruz ya. Ne kadar güzel. Yani sadece kendini düşünmüyor mümin. Bütün insanları düşünüyor. Onun için müminin, Müslümanın, Allah'a iman etmiş olan kimsenin insanlara daima faydası vardır, zararı yoktur. O fitneden, fesattan, zarardan, her türlü kışkırtmadan uzak bir insan portresi ve o özellikleri çizen, onları ortaya koyan bir şahsiyettir. Allah-u Teala'nın sevdiği peygamberimizin vasfettiği mümin böyle bir insandır.
Ya onun için bakın Habib-i Neccar Hazretleri de aynı özelliği gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve ma enzelna ala kavmihi min ba'dihi min cundin mines semai ve ma kunna munzilin. Allah-u Teala onun kavmi üzerine ondan sonra semadan gökten bir ordu göndermedik, asker göndermedik. Ve ma kunna munzilin ve biz artık indirmeyeceğiz de buyuruyor. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hum hâmidun. Artık Allah-u Teala'nın emirlerini, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bildirecek, Allah'ın emirlerini onlara duyuracak kimseleri artık onlara göndermeyeceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ma enzelnâ alâ kavmihi min ba'dihi. Bu zatın öldürülmesinden sonra artık semadan onlara ilahi emri tebliğ edecek bir melek göndermeyeceğiz. Melekler Allah'ın emrini peygamberlere bildiriyorlar. Ondan sonra da onlar da diğer insanlara bu emri ulaştırıyorlar. Ve ma kunna munzilin ve onlara artık biz vahiy yoluyla da ikazda bulunmayacağız. İlahi emirlerimizi onlara bildirmeyeceğiz. Onların artık tavrı, onların takındıkları ve peygamberlere karşı gösterdikleri davranış apaçık ortaya çıktı artık. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum hâmidun. Onların işini bitirmek için bir tek çığlık kâfi gelmiştir. Başkası yoktur yani. Bir tek korkunç bir ses, bir sayha, dehşetli bir ses onların bir anda hemen cansız olarak bulundukları yere yıkılıp kalmalarına kâfi gelmiştir artık. Fe izâhum hamidun, onlar Cebrail aleyhisselamın dehşetli sayhasıyla oldukları yere hareketsiz olarak yığılıp kalmışlardır. Hamidun demek humuttan geliyor, hareketsiz, cansız, tamamen her türlü hayatiyet alametini ve özelliğini kaybetmiş bir tarzda taş gibi donup kalmak manasında. Onlar bir de ne görürsün oldukları yere çakılıp kalmışlar. Bir anda o sayha ile birlikte onların ruhları kabzedilmiş, bir anda o kendini beğenmiş, mütekebbir, mağrur, bencil insanlar, o kendini beğenmiş insanlar bir anda orada helak olup gittiler bir tek sayhayla. Onların işini bir çığlık bitirdi. Ya hasraten alel ibad. Böyle kullara yazıklar olsun. Ya esefen manasında. Hasreten kelimesi daha önce de açıklamıştık. Hasret bizim Türkçe'de umumiyetle özlem. İnsanın çok özlediği, kavuşmak istediği şeye karşı duyduğu, hissettiği duyguya hasret diyoruz. Ya vatan hasreti diyoruz. Ana baba hasreti diyoruz. Sıla hasreti diyoruz değil mi? Bütün bunlar hasret olarak zikrediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de genellikle tahassür ve hasret kelimesi esef manasında kullanılıyor. Yazıklar olsun. Ne kadar üzücü bir durumdur. Ya hasraten alel ibad. Kullara böyle nasipsiz, nasihattan, öğütten faydalanmayan, istifade etmek istemeyen kimselere yazıklar olsun. Ma ye'tihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Kendilerine bir peygamber gelmedi ki onu mutlaka alay konusu yaptılar. Onunla alay ettiler. Kendilerine gelen bütün peygamberleri onlar daima istihza ile karşıladılar. O peygamberlerin alay edilecek, aklı başında, mantıklı, düşünebilen insanın, insaflı bir kişinin alay etmesi için ortada hiçbir sebep yokken. Yani insan ya nefsine kanarak, aldanarak hakikaten İstihza edilmesi gerekli bir durum vardır ortada. İnsan nefsine uyarak onu bir eğlence konusu yapabilir. Ama gerek fizik bakımından, gerekse ruh selameti ve akıl selameti bakımından, davranışlarında hiçbir bozukluk olmayan,
sözlerinde hiçbir tutarsızlık olmayan, her şeyi insicamlı konuşan, bütün hareketleri fevkalade tutarlı olan bir insanın alay konusu edilmesi ne demek, ne manaya gelir? Peygamberler Allah-u Teala'nın en seçkin kullarıdır. Peygamberler istifa edilmiş, içtiba edilmiş insanlar arasından Allah-u Teala tarafından süzülüp seçilip çıkarılmış müstesna insanlardır. Onlar insandır ama seçilmişlerdir. Onların müstesna vasıfları vardır. Bu böyle müstesna, böyle yüce şahsiyetleri, böyle yüce insanları alay konusu yapabilmek için bir insanın çok azgın, her türlü normal duygu ve düşünce sınırlarını aşmış, ölçüsünü kaybetmiş olması lazım tabiatıyla. Ya onlara yazıklar olsun bu insanlara. Onlara hiçbir peygamber gelmedi ki onlar o peygamberi mutlaka kendileri için alay konusu, istihza mevzu yaptılar. Her gelen peygamberle alay ettiler onlar. Sırf peygamberlerin söyledikleri onların kendi telakkilerine, kendi inançlarına, kendi sapık akidelerine zıt ve aykırı düştüğü için bunu yaptılar. Hiç düşünmediler. Ya bu insanın, bir düşünelim hele, bir karar verelim. Bu adamın, bu zatın söylediklerinde bir gerçek payı olabilir diye mülahazat hanesini bir an olsun açık bırakmayı bile düşünmediler. Hemen saldırıya geçtiler, tecavüz ettiler, onlara var güçleriyle yüklendiler. Ya Allah-u Teala yazıklar olsun bunlara buyuruyor. İnsanın aklı selimini, sağduyusunu kaybetmesi halinde durum budur işte, Allah korusun. İşte bundan dolayı kafirlere Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zalim de diyor Allah-u Teala. Zalim buyuruyor. Bunlar gerçekten zalimdirler. Hakiki manada zalimdirler. Elem yarav kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yarciun. Onlar görmediler mi ki kendilerinden önce nice insanları, milletleri, nice asır ve nice zaman ehlini biz helak ettik, yok ettik. Burada minel kurun, karın kelimesinin cemi kurun, asırlar demek. Ama burada bu asırlar içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce gelen nice kavimleri, nice milletleri, nice insanları helak ettik. Görmediler mi bunlar? Ennehum ileyhim la yarciun. Ve onlar yine düşünmediler, anlamadılar mı ki bu kimseler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin helak ettiği bu kimseler, Cenab-ı Hakk'ın ortadan kaldırdığı kimseler, onlara dönmüyorlar. Bunu da düşünmüyorlar mı? Yani o içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulma imkanını bulamadılar bunlar. Bu suretle onların düşünmeleri icap eden nice ibretler koyduk gözlerinin önüne. Neden bütün bunları düşünmüyorlar? Neden bunlardan ibret almıyorlar? İşte ayet-i kerimeler insanlara fevkalade müthiş bir mantık silsilesi içerisinde muazzam bir insicamla düşünebilen, muhakemesini çalıştırabilen, aklını kullanabilen, zihni fonksiyonlarından muntazam ve normal şartlar altında istifade eden insanlara hitap ediyor bakın Kur'an-ı Kerim. Ya işte burada ve in kullun lemma cemiun ledeyna muhzarun. Bu ayet-i kerimede bakın Allah-u Teala buyuruyor ki ve in kullun lemma cemiun ledeyna muhzarun. Burada önemli bir irab konusu var bu ayet-i kerimede. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için Ulumul Kur'an dediğimiz usulü tefsir içinde yer alan Kur'an ilimleri diye bir önemli konu var. Burada antiparantez buraya temas etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'i böyle kupkuru bir mealden okursanız Kur'an-ı Kerim'den mahdut şeyleri belki anlayabilirsiniz ama bazı önemli noktalarda hakikaten Kur'an-ı Kerim tefsirinin, tefsir ilminin gerektirdiği bazı metodolojik, bazı temel bilgilere mutlaka sahip olmak icap ediyor. Eğer bunlara sahip olmazsanız, Kur'an-ı Kerim'i Arapça biliyorsanız bile belli bir seviyede, Kur'an-ı Kerim'i kendi metninden rahatlıkla
İstenilen ve arzu edilen şekilde hedefe ve gayeye, murad-ı Rabbaniye uygun bir tarzda anlama imkanı hasıl olmaz. İrab-ül Kur'an dediğimiz konu da Kur'an ilimleri arasında yer alan önemli bir konudur. Kur'an-ı Kerim'in irabı. Yani batılıların analiz lojik dedikleri şey var. Yani bir metin alıyorsunuz elinize, bu metni tahlil etmeniz lazım. Bunun faili nerededir, mef'ulü nerededir? O fiil burada hangisidir? Ne manaya geliyor? Orada arada harfi cer dediğimiz prepozisyonlar ne manada kullanılıyor? Onların bilinmesi lazım. Bütün dillerde bunlar çok önemli yer işgal eder. Hazifler vardır, takdimler, tehirler vardır ve zait olan kelimeler vardır. Söze güzellik kazandırmak maksadıyla kullanılmış tabirler vardır. Onların mutlaka anlaşılması lazım. Mesela şimdi burada ve in kullun lemma cemiun ledeyna muhtarun. İn edatını ele alacak olursak, in edatı şart için olabilir. Yani ise, eğer şayet manasına gelen, genellikle Arapçada kullanılan in şartiye dediğimiz, nefi için olabilir, arkasından illa gelir. Yani olumsuzluk ifade eder, ma manasında. İn neden muhaffef olabilir? Bunlardan hangisi olduğunu işte bu İrab-ül Kur'an ile ilgili eserler. Bazı tefsir kitapları buna ağırlık vermişlerdir. Mesela Ebu Hayyan el-Endelusi'nin El-Bahrul Muhit isimli tefsiri İrab-ül Kur'an konusuyla geniş çapta meşgul olmuştur. Kurtubi tefsirinde de bu konuyla ilgili gayet güzel bilgiler var. Ama müstakillen sırf bu konuyla ilgili olarak, İrab-ül Kur'an konusuyla ilgili olarak literatürde fevkalade kıymetli eserler yazılmıştır. Aşağı yukarı 4. Hicri asrın başlarında 337 tarihinde vefat eden Ebu Cafer en-Nahhas, büyük dil bilgini, dil konusunun otoriteleri var. Arapçanın gerek nahiv konusunda, gerekse belagat konusunda, gerekse garibul Kur'an konusunda söz sahibi olan fevkalade ciddi ilmi otoriteleri var. İlk dönemlerde yetişmiş Ferra var, Ebu Ubeyde Ma'mar ibn-i Müsenna var, Ebu İshak Ez-Zeccaç var. Bunları mutlaka bilmek lazım. Bunların eserlerinden istifade edilirse o zaman Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini daha iyi anlamak mümkün oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim irabıyla ilgili olarak ayetlerin manasının çok açık ve sarih, sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için gayet güzel kitaplar yazılmıştır. Mesela Nahhas'ın, Ebu Cafer en-Nahhas'ın İrab-ül Kur'an'ı var. 5 cilt bu kitap. Basıldı çok güzel. Ondan sonra Ebu'l-Berekat İbnül Enbari'nin yine El-Beyan fi Garibi İrab-ül Kur'an. Ondan sonra Mekki İbni Ebi Talib'in Müşkilü İrab-ül Kur'an isimli eserleri, bunlar sayılabilecek kitaplardan birkaç tanesi. Oralara müracaat edildiği zaman görüyoruz ki ve in kullun lemma, burada iki kıraat var. Ve in kullun lemma, bizim kıraatta lemma okuyoruz. Burada lemma illa manasında. İn de nafiye ve in kullun, hiçbiri di yoktur ki, bu gelmiş insanların, bu gelmiş milletlerin, ümmetlerin hiçbiri yoktur ki illa cemi'un, bunlar ancak bunların hepsi ledeyna muhtarun, bizim huzurumuza getirileceklerdir. Yani bu önceden gelmiş geçmiş hiçbir insan topluluğu yoktur ki onlar bizim huzurumuza getirilmiş olmasın. Mutlaka huzurumuza hazır edileceklerdir, huzurda hesap vereceklerdir. Bunların her biri buna mecburdurlar. Diğer bazı kıraatlarda ve in kullun lema cemiun ledeyna muhtarun. Ya burada da in neden muhaffef oluyor ve dolayısıyla amel etmiyor. Lema'daki ma da burada zaid oluyor. Dolayısıyla bunun nafiye olan ma'dan ayrılması için başına da bir farika lam getirilmiş diyor. Bu suretle ayet-i kerimeyi böyle irab ediyorlar. Dolayısıyla burada bunların her biri bizim huzurumuzda toplanacaktır. Bunların her biri bizim huzurumuzda toplanacaktır manası oluyor. Ayet-i kerimeyi böylelikle anlamak icap ediyor.